Herkese merhaba, ben Gökçe. Bugün sizlerle başlıktan da anladığınız gibi biraz fazlaca pahalı olan ürünlerle ve benim daha önce denemediğim birçok ürünle bir makyaj hazırlayacağım. Ama öncesinde tüylerimden nasıl kurtuluyorum? Yüzümdeki tüylerden nasıl kurtuluyorum? Bunun için jilet kullanacağım ama bunu baştan söylüyorum, kimseye önermiyorum. Lütfen. Kullanmak o kadar da kolay bir şey değil. Ben niye kullanıyorum? Çünkü ben yıllardır dikkatli bir şekilde kullanıyorum ve bende ekstra tüylenme yapmadığı için kullanmaya devam ediyorum. Ama tüyleriniz kalınsa, tüylenmeye müsait bir cildiniz varsa bu tarz ürünleri kullanmanızı asla önermiyorum. Bunu kullanacağız. Maske yapacağız, toniklendireceğim cildimi, nemlendirici uygulayacağım, gözaltı kremi uygulayacağım ve sonrasında makyaja başlayacağız. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Kaş jileti olarak geçiyor. Ben bunları Amerika'dan almıştım ama Türkiye'de de birçok noktada bulabilirsiniz. Watson's gratis, hatta şu Mumosa falan gibi yerlerden de bulabilirsiniz. Hemen göstereyim istiyorsanız. Şu şekilde çekiyorum yüzümü ve şöyle yavaş yavaş minik tüylerimi kesiyorum. Yüzümdeki tüylerim neden jiletlediğimi merak ediyorsunuzdur. Çünkü gerçekten fondöteni çok daha iyi gösteriyor. Ve aynı zamanda jilet ölü derilerden de cildimi arındırdığı için ben bu yöntemi yıllardır yapıyorum. Öncesinde sirada kullanıyordum. Hatta bununla ilgili bir videom vardı. Ama daha sonra bunu keşfedince jilete döndüm. Çünkü gerçekten ölü derilerden cildimi arındırıyor. Kaşımın ortasına da, kaşlarımı da bu arada ben bu şekilde alıyorum. Ve bu şekilde aldığımdan beri olmayan kaşlarım çıktı. Öyle söyleyeyim. Bir arkadaşım ben böyle kaşlarımı kullanıyorum diye kullandı ve kaşın yarısını aldı. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor, simetri olmak gerekiyor. En ufak bir yanlış harekette kaşınız gidebilir. Şu şekilde bıyıklarımı da alıyorum. Bunu aldıktan sonra bunu bu şekilde kapatıp bir kenara koymuyorum tabii ki de. Bunu alkollü suyla çok güzel bir şekilde dezenfekte ederek yıkıyorum. Yoksa sivilce oluşur, onu söyleyeyim. Şimdi maske uygulayacağız. Glam Glow'un maskesini uygulayacağım ben. Bu beyaz olan ve gerçekten derinlemesine siyah noktaları temizleyen çok güzel bir maske. Bunu bölgesel olarak siyah noktalarımın olduğu kısımlara uyguluyorum. Yani burun üzerime, T bölgeme ve çeneme daha çok uyguluyorum. Bu tarz maskeleri, yani derinlemesine yoğun bir şekilde temizleyen maskeleri tüm yüze uygulamayı uygun görmüyorum. Çünkü her noktada aynı ihtiyaç yok. Mesela T bölgeme bu şekilde siyah noktama maskeleri, diğer taraflarda daha çok nemlendirme sağlayan maskeleri uyguluyorum. Çünkü zaten bu kısımlarda çok fazla gözenek ve siyah nokta oluşumu olmuyor. Şöyle kaşımın arasına ve şu şekilde alnıma. Çok da kalın bir şekilde uygulamadım maskemi. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi bir 15-20 dakika bekleyeceğiz kurumasını ve daha sonra temizleyip toniklendirip, nemlendirip makyaja geçeceğiz. Ben maskemi yıkadım ve gördüğünüz gibi ne kadar cildimin hassas olduğunu görebiliyorsunuzdur. Genelde bu tarz maskelerden sonra mutlaka cildimde kızarıklar oluşuyor. O yüzden sonrasında hiçbir şekilde alkol içermeyen tonikler kullanıyorum. Bu Kiehl's markasının Herbal Extract isimli toniği gerçekten çok güzel, bitkisel ve çiçeklerden oluşan bir tonik. İçerisinde alkol bulundurmuyor. Yani çok agresif bir ürün olmadığından dolayı cildim çok iyi rahatlatıyor ve makyaj öncesinde de gerçekten çok iyi bir tonik. Bunu alacağım, bir pomo dökerek ve tüm cildime uygulayacağım. Bugün özel günümdeyim. O yüzden cildim çok daha benim böyle zamanlarda hassas oluyor. Bu şekilde bekliyorum. Hemen serum üzerine uygulamayacağım. Şimdi biraz bekledikten sonra Lancome'un Advanced Genetic Serum'unu uygulayacağım. Bu serum da gerçekten makyaj altına çok iyi oluyor. Bunu alıyorum şu şekilde. Cildime uyguluyorum. Şöyle serumun tamamen emmesini istiyorum. Arkadan gelen müzik acaba sırası ediyor mu? Onu biraz kısayım ben en iyisi.
Şimdi hemen gözaltıma geçeceğim. Bobbi Brown markasının Hydrating Göz Kremini kullanacağım. Şöyle uyguluyorum. De. Biraz şöyle masaj yapıyorum parmaklarımla. Ben bu serumu uygulayınca genelde üzerine nemlendirici uygulamıyorum. Çünkü gerekli nem desteğini sağladığı için nemlendirici kullanma ihtiyacı duymuyorum. Sadece bu yeterli olabiliyor. O yüzden şu anda cildim bence makyaja yeterince hazır durumda. Estée Lauder'ın mat bitişli bir primer'ı var. Bunu kullanacağım. Bunu açalım. Şu şekilde cildime uyguluyorum. Bitişi çok güzel yalnız. Tam olarak istediğim bir matlıkta. Umarım üzerine fondöten sürünce de aynı şeyi yapar. Bakalım. Şimdi şöyle bir paketim var. Şöyle ortasında tuş eklat fondöteni ve burada da mat likit rujları var. 4 tane. Şimdi ben buradan tuş eklat fondötenini kullanacağım. Bu fondöten özellikle eğer cildiniz kuruysa bunu denemenizi öneriyorum. Çünkü bunu özellikle çok çok kuru ciltliler kullanıyor. Daha önce ben hiç kullanmadım. Bakalım bende nasıl olacak. Öncesinde mat bir primer kullanmıştık. Ona rağmen hala parlaklık sağlayacak mı yoksa gerçekten normal bir matlık mı olacak? Onu şimdi göreceğiz. Ve umarım rengi de bana uyuyordur. Yani şu anda uyuyor gibi gözüküyor ama kullanınca öyle olmuyor bazen. Şöyle parmağımı alıyorum. Evet, benim rengim. Özellikle şu kızaran bölgemi çok iyi kapatmam gerekiyor. Bakalım kapatıcılığı nasıl? Yapısı gerçekten çok güzel, sağlıklı bir ten yapıyor. Ki biz altına mat bir primer kullandık. Dağıtması da çok kolay. Ama mesela bakın şöyle bir kızarıklığımı yeterince kapatmadı. Demek ki orta kapatıcılığı olan bir ürün. Normalde de benim o kadar kızarmazdı ama bugün evet dediğim gibi özel bir günümde olduğum için bence o kadar kızardı. Şimdi burun çevremdeki kızarıklık için biraz daha uygulayacağım. Ürünü şöyle çok dağıtmadan direkt kızaran bölgelerime uyguluyorum. Concealer olarak elimdeki tane, yani daha önce tabii denediğim, bildiğim ürünler ama yeni geldiği için bunları kullanacağım. Maybelline Fit Me. Bir tanesi 10 numara, bir tanesi 20. Bunları karıştırarak uygulayacağım. 20'den alıyorum. 20 biraz daha böyle sarı. Özellikle şöyle aydınlatıyorum. Biliyorsunuz ki YouTube aleminde en çok ürünü bol bol kullanan Türk YouTuber benim galiba. Hiç acımıyorum. Fazla fazla sürüyorum gördüğünüz gibi. Şu anda şeyi fark ettim. Fondöteni ve primer'ı uyguladı 5 dakika bile olmadı. Primer'ım mat bitişli bir primer'dı. Ve fondötenim de parlak bitişli. Bu durumda hangisinin performansı daha iyi? Bence fondötenin performansı daha iyi. Çünkü görüyorsunuzdur T bölgem parlıyor. Yani bu demek oluyor ki fondöten daha iyi. Yani primer yeterince görevini iyi yapamıyor. Çünkü matlaştırıcı bir primer olduğundan dolayı kullanmış olduğum fondöteni emip matlık sağlaması gerekiyordu. Öyle bir şey asla yapmadım. O yüzden üzerine pudra uygulamak zorundayız. Kiko'dan şöyle bir transparan pudram var. Bu yeni koleksiyon, Dark koleksiyonundan şöyle bir transparan pudra. Bakalım bu nasıl? Bunu da çok merak ediyorum. Şöyle süngerimi alıyorum. Kuru bir sünger. Şöyle. Şekil yapıyorum. Bakın bir de şöyle yapıyorum. Sonra bir de böyle yapıyorum. Tampon hareketlerle hapsederek pudramı yerleştiriyorum. Ama göz altlarında koyulaşma yapıyor. İşte bunu maalesef hiç sevmiyorum. Bence yeterince beyaz ve ruhsar olduktan sonra devam ediyorum makyajıma. Tabii ki de bronzer falan kullanmak istiyorum. O yüzden bu The Balm'ın
Take to Home the Bronze'unu kullanacağım. Ama yani bunun rengi aslında benim rengim değil. Çok açık. Diğer tonları da çok turuncu turuncu olduğu için onları kullanmak istemiyorum. Umarım bu tende bu kadar açık durmaz. Çünkü ben biliyorsunuz yoğun kontür yapmayı çok seviyorum. Direkt elmacık kemikleri ortaya çıkartarak uygulandığında çok güzel oluyor. Fırçamı alıyorum. Bayağı koyu duruyor şu anda. Yani şu an yüzüme uyguladığım zaman gerçekten çok iyi durdu. Ama burada açık duruyordu. O yüzden biraz korkuyordum birini kullanırken. Ve çok beğendim. Turunculuk asla yok. Yani şöyle şakaklarıma ve alnıma da uyguluyorum. Alnımı darlaştırmak için değil, sadece bir bütün olmak için uyguluyorum. Zaten çok yoğun da uygulamıyorum. Şöyle göz kapaklarıma da biraz geçeyim. Çeneme uygulayacağım. Kıdılara. Tam olarak şu kısımlar gerçekten çok önemli. Buralara yoğun uygulayabilirsiniz. Ama uygularken tabii tek çizgi halinde değil ama iyice blend edin, dağıtın yani. Yoksa çok komik duruyor. Bazen onu ben bile yapıyorum, inanın. Ya baktığım olmuyor ya da böyle farkında olmadan aynada tam olarak iyi yaptığımı zannedip gün ışığına çıkınca ve dışarı çıkınca fotoğraflarda o çizgileri ben de görüyorum. O yüzden burada böyle dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki de burnuma da uygulayacağım. Yalnız burun kontürü için efsane bir renk. Çok sevdim. Ben zaten The Balm'ın birçok ürünü çok severek kullanıyorum. Yani bugüne kadar çok fazla böyle ben de bunu sevmedim dediğim bir ürün çok fazla olmamıştır. Yani genelde bugüne kadar aldığım, denediğim bütün ürünlerden memnun kaldım. Şimdi tam makyajımı neredeyse bitiriyorum. Şöyle bir paletim var. Urban Decay markasının Back Talk isimli paleti. Bunun içerisinde ağlık var, highlighter var ve çok güzel renklerden oluşan farlar var. Hiç denemedim. Açmadım bile. Sadece böyle videolarını izlemiştim. Birkaç kişi de gördüm. Renkler çok güzel. O yüzden umarım ben de bu renklerin hakkını vererek güzel bir makyaj yapabilirim. Paletini zaten o kadar çok beğendim. Şuna bakın. Renkleri falan inanılmaz güzel. Wow. Şöyle göstereyim renklerini. Böyle gül kurusu, pembemsi tonlardan oluşuyor. Ve burada böyle bir aynası var. Bu aynası aynı zamanda böyle çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla. Çıkmıyor mu ben? Evet, çıkıyor. Ben bunun böyle çıkmasını çok sevindim. Çünkü tam böyle bir seyahate giderken aynası da var. Ağlıkları var, highlighter'ı var ve farlar tabii ki de. Tam olarak böyle bir seyahate giderken yanınıza alabileceğiniz çok rahat bir palet. Zaten ambalajına bayıldığım için şu anda bana her şekilde bu palet güzel geliyor. Ağlık uygulamak istiyorum. Ah, şunu alalım buradan. Şu rengi gerçekten çok beğendim. Double Tag isimli. Şuradaki böyle pembemsi bir renk. Şimdi en çok korktuğum şey ilk defa bir ürün denerken ve özellikle eğer bu ağlıksa az alın. Yoksa bir anda bütün makyajınız bozulabilir. O yüzden ben de bayağı az alarak yapacağım. Ben böyle yanaklarımı al yapmayı da seviyorum. Biraz yani fazla ağlık kullanmayı seviyorum açıkçası. Highlighter'ımı en sona saklıyorum. O yüzden göz makyajından hemen başlayacağız. Yine aynı paleti alacağım ve buradaki tüm renkler çok güzel. Şuradaki en açık renk olan Three Sheets isimli bu pembemsi farı alıyorum. Umarım pigmentlidir. Umarım. Şu anda fena gözükmüyor. Bunu parmaklarımla göz kapağıma uyguluyorum. Yani bence o kadar da yoğun pigmentli değil. Onu söyleyebilirim. Genelde bu tarz açık renkli farların çok daha yoğun ve pigmentli olması gerekir. Zaten açık renkli olduğu için. Ama şu anda parmaklarımla uygulamama rağmen o kadar da çok yoğun pigmentli bence değil. Umarım diğer renkleri daha pigmentli ve yoğundur. Şimdi fırçamı alıyorum ve ilk önce şuradaki Back Talk rengini alacağım. Pembemsi renk. Fırçaya bence oldukça yoğun geldi. Biraz bir tık tozutma yapıyor. Şöyle gözlerimin tam katlandığı kısmı uyguluyorum.
Evet, beyaz fara göre daha yoğun ve daha pigmentli bence ve rengini direkt belli ediyor. Benim kullandığım fırça burada MAC 224. Yani bu fırça gerçekten çok başarılıdır. Herkes çok rahat farı dağıtabilir diye düşünüyorum. Kaşlarımı şekillendirmemişim. İlk önce Benefit'in bu primerını uygulayacağım. Kaş primeri bu. Kaşlarınızı çok güzel bir şekilde sabitliyor. Şimdi kaşlarım için L'Oreal'in bu yeni gönderilen Paradise isimli ve ambalajı Benefit'i andıran, yani Benefit'in kavramını andıran bir ürün göndermişler. Renginden aslında çok fazla emin değilim ama deneyip göreceğiz. Umarım rengi bana uyum sağlar. Böyle bir fırçası var ve şu şekilde yapıyorsunuz. Renk bence olacak. Çok koyu değil gibi. Umarım değildir. Bakalım nasıl. Rengi bir tık koyu galiba. Aslında değil. Bence o kadar da koyu değilmiş ve çok beğendim. Ve ben bundan sonra hep bunu kullanacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Nasıl? Ama bu kaşımı daha çok beğendim. Bu kaşımın alt kısmını biraz daha doldursam acaba? Evet, biraz alt kısmını dolduralım. Fena değil şu anda. Daha da bence ellemeyeyim çünkü bozarım. Kaş konusunda kendime çok da fazla güvenmiyorum. Şimdi kaşlarımı şekillendirdim. Göz makyajına devam ediyorum. Çünkü kaşlar şekillendirmeden göz makyajınızı yaptığınız zaman o göz makyajı hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. O yüzden kaş yüzün çerçevesidir ve bunu asla tartışmayalım. Kaş olmazsa makyaj yok bence. Şurada çok güzel bir renk var. Işıltılı bir kahve ve numarası da ve adı da 180. Ben böyle numaralı renkleri daha çok seviyorum, adı numaralı olanlar. Çünkü bende de numaralı şeyler var, dövmeler falan. O yüzden bunu kullanacağım. Normalde böyle pembe falan kullanacaktım ama ben 180 kullanmak istiyorum bugün. Fırçamı alıyorum. Bu arada rengi gerçekten tam bir acı kahve. Ve acı kahve farları bulmak biraz zordur. Bunun rengi kesinlikle acı kahve. O yüzden çok sevdim. Şu yanındaki açık geçiş rengini alacağım. Ve yine gözlerimin katlandığı kısmı. Ve büyük MAC fırçamla hepsini karıştırıyorum. Şimdi hemen farla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Farın rengini çok beğendim. Gerçekten güzel dağılıyor. Çok çok pigmentli değil ama zaten çok çok pigmentli de olduğu zaman bu sefer de ürünü fazla uygulayabilirsiniz ve dağıtmakta zorlanabilirsiniz. Bence tam olarak kıvamında. Sadece burada kullanmış olduğum beyaz rengin pigmentini sevmedim. Neredeyse yok. Ama kullandığım diğer 3 renk de gayet başarılı. Ve dağıtması da çok kolay. Şuradaki ışıltılı pembe çok güzel bir renk var. Onu alacağım ve onu tamamen böyle göz altlarıma, kirpik altlarıma uygulayacağım. Fırçamı alıyorum. Wow. Renk çok güzel. Tom Ford'un çok gereksiz pahalı olan, asla 250 TL buna vermem. Yani kötü eyeliner değil, güzel eyeliner. Ama ne gerek var 250 TL. Neyse, birazcık eyeliner'dan bahsedeyim o zaman. Bir ucu çok minik, ince fırçası var. Diğer ucu biraz daha uzun ve daha kalın. Ben bu minicik olan ucunu kullanacağım ve sadece köşelere eyeliner uygulayacağım. Bu arada şey konusunda çok rahatmış. Hani böyle deep liner yapmak istiyoruz ya bazen. Ama eyeliner'ın işte fırçası veya işte uç kısmı çok kalın olunca maalesef yapamıyoruz. Bu o konuda evet başarılı. Çok daha rahat bir şekilde deep liner yapabilirsiniz bu eyeliner'la.
Ben bu eyeliner'la bayağı zorlandım eyeliner çekmeye, hatta kör oldum. Ve ikisi de bence birbirinden farklı oldu. Yani aynı eşit durmuyor. Ki ben eyeliner kolay çekiyorum biliyorsunuz. Demek ki her pahalı olan ürün iyi ürün anlamına gelmiyormuş. Neyse, şimdi maskaramı süreceğim. Bu MAC in Extreme maskarasını kullanacağım. Bunun fırçası bana çok büyük geldi. Bu nedir? Bir de bende şu anda minik minik ipek kirpikler kaldı. Ve yamuk yumuk ipek kirpiklerim. O yüzden iğrenç duruyor. Ama güzel, sevdim. Tek tek ayırıyor. Şu an ipek kirpiklerim olmasaydı ben kesin takma kirpik takardım ve bu makyaj çok daha güzel dururdu. Çünkü ben ipek kirpiklerimi çok seyrek taktırıyorum. Yani böyle oldukça doğal taktırıyorum. Takma kirpik etkisi yaratmıyor bende ipek kirpik. Maskarayı çok sevdim çünkü gerçekten ipek kirpiklerim böyle birbirine girmişti. Ve onları çok güzel bir şekilde ayırdı. Tek tek tarayarak. O yüzden sevdim ve bayağı siyah bir maskara. Ve biraz da Benefit'in bu Gold Rush isimli allığını uygulayacağım. Çünkü bu allık çok ışıltılı, çok güzel, sağlıklı gösteriyor böyle tam yanakları. O yüzden biraz da yanaklara uygulayacağım. Allah'ım bu ne güzel kokuyor. Çok aydınlık yapıyor. Bakın. Direkt elmacık kemiği yapıyor hatta yani. Sanki olmayan elmacık kemiğinizi yukarı çıkartıyor gibi bir efekti var bence bu allığın. Şimdi highlight uygulayacağız. Lancome'un Glow For It paletini alacağım. Dün ilk defa bu highlighter'ı kullandım. Çok sevdim. Çünkü böyle gözenekleri belli eden bir highlighter değil. Çünkü ben son zamanlarda gözeneklerimden şikayetçi olduğumdan dolayı çok fazla böyle highlighter kullanmaktan kaçınıyorum. Ama bunu kullanınca tekrardan highlighter'ı sevmeye başladım, öyle söyleyebilirim. Şu ortadaki sarı rengi alacağım. Yani dediğim şeyi anladınız mı? Böyle acayip bir şey bu highlighter. Gerçekten bayağı güzel. Burnuma. Tabii ki de bu rujlardan bir tanesini kullanmam gerekiyordu ve şu rengi alıyorum. Bunun numarası 23. Zaten tüm bilgileri aşağı yazacağım. Zaten rujun yapısı su gibi. Ve makyajımın son hali bu şekilde oldu. Yeni ürünlerle denemiş olduğum makyaj böyle oldu. Ben birçok ürünü gerçekten çok beğendim ve severek kullanacağım kesinlikle bundan sonra. Özellikle far paletine bayıldım. Yine fondöten de aynı şekilde. Birçok ürünü gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de makyajımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.